Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar Arapça dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuzla başlayalım. Harekelerini koyarak sorumuzu okuyalım. El ba u ne demekti? Satıcı. Ne diyor? Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Eyyü hizmetin. Nasıl yardımcı olabilirim? Fatıme Fatma da diyor ki üridu istiyorum tenuraten tavileten uzun bir etek istiyorum min fadlik lütfen uzun bir etek istiyorum diye iki tane cümlemiz var. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki soruyu Arapça olarak cevaplayınız. Sorumuzu okuyalım. Etüridu istiyor mu? Fatımetü Fatma. Nuraten bir etek tavileten uzun em kasiraten. Fatıma uzun mu yoksa kısa mı etek istiyor diyor cevabımız şu şekilde olacak Türidü istiyor Kim istiyor? Fatıma, Fatıma istiyor? Tamam bu şekilde metnimize bakarak yazacaksınız. ten tü tennuraten tennuraten Önce kelimelerin harflerini yazıyorsunuz. Ardından harekelerimizi ve noktalarımızı koyuyorsunuz. Tennuraten tabiyleten Diyeceksiniz ki biz bunu nasıl yazalım? Hemen göstereceğim kolay yolunu. Eliniz yazmaya alışsın. Bakın şu şekilde yazdıktan sonra noktayı koyduk. Kırmızıyla gösteriyorum. Burada e nedir? Söyledik ekidir. Mımi anlamındadır. Türidu istiyor. Bir. Kim istiyor? Fatıma. Ne istiyor? Ten NURETEN ten etek. Peki nasıl etek? Tavileten uzun. Anladınız mı? Bu kısmı aynen yazıyorsunuz. Sadece burada e'yi dışarıda bırakıyorsunuz. Eğer buraya e'yi de yazarsanız cümlemiz kesinlikle yanlış olur. Ona dikkat edin. Türidu Fatıme tennuraten tavileten diye yazarsanız puanımızı tam alırız. İkinci sorumuz yine aynı metinden gelen bir soru. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki soruyu Arapça olarak cevaplayınız diyor. Önce harekelerini koyalım yine. Fatıma diyor. Fatıma ne diyor? Naam. Evet. Ene benim. Qamisin, bir hacetin ihtiyacım var. Neye? İle gamisin bir gömleğe. Nasıl bir gömleğe? Cemilin güzel bir gömleğe eydan aynı zamanda. Yani benim güzel bir gömleğe de ihtiyacım var. Buradaki eydan de de anlamı katıyor. Satıcımız el ba'i'u diyor ki indi benim var. Kumsani iki tane gömleğim. Kumsani cemiletün. İki tane güzel gömleğim var. Eyyü levnü tufattiline. Hangi rengi seçiyorsun? tufat diline Fatma'ya sen seçiyorsun diyor. O da ufat dilu gamisan ezrago yani mavi gömleği seçiyorum diyor. Bakın ezrak mavi. Sorumuz ne? Ma hüve levnül gamisi. Gömleğin rengi nedir? Ne yapacağız? Levnül gamisi Levnül gamisi şekilde yazıp ezrak yani mavi diye belirtiyorsunuz. Bu şekilde yer alalım. Üstünü koyacağız. Bakın. Lev nül ga mi -si ez -ra nokta. Gömleğin rengi neymiş? Mavi. Nereden bileceğiz? Bakın. Şu kısmı aynen alıyoruz. Levnül gamisi 1. Ezragu'yu da alıyoruz. 2. Ne kadar kolay. Görseller verilmiş. Bakın ayakkabı. İşte ne bu? Süveter ya da ceket. Gömlek. Ayakkabı ve kemer. Yukarıdaki görsellerdeki el hizamı kelimesi hangisidir? Yuvarlak için alınız ve anlamını yazınız. Bunu şu şekilde kodlamıştık değerli arkadaşlar. El hizamı bakın burada M var. Dolayısıyla hangisinde yukarıdaki M var? Kemer derken orta harfinde bakın kemer var. Bu şekilde kemeri M'lerden aklımıza tutarsak kemer. El hizau olsaydı ayakkabı olurdu. Dolayısıyla biz burada M'yi gördük. M'de kemerin M'siyle eşit diyoruz ve bu şekilde ezberliyoruz. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki cümlelerin anlamlarını yazınız diyor. Hezel kuffazı kebirun bakın hezel müzekkerler için bu demektir. Bu kuffaz eldiven. Bu eldiven nedir? Büyüktür. Bu eldiven büyüktür. Diğer cümlemize bakalım. Hem görseli var hazel kufazu sagirun bu eldiven nedir küçüktür bu eldiven küçüktür dolayısıyla kebir aklımızda kalsın Allahu ekber derken ne yapıyoruz Allah en büyüktür diyoruz Kebir o şekilde kalabilir aklınızda. cami kebir mesela büyük cami anlamında. Sagir da küçük anlamında. Anlamlarını bu eldiven büyüktür, bu eldiven küçüktür diye yazabiliriz. Evet, beşinci sorumuz güncel bir soru. Yukarıdaki metne göre aşağıdaki soruyu Arapça olarak cevaplayınız. Okuyalım. Yasir ne diyor? Eyne nerede? Tega'u bulunur. Medine tül kutsi. Kudüs şehri nerede bulunur? Ya Aziz diye soruyor. Aziz de cevap veriyor. Hiye o tegav bulunur fi Filistinil muhtelleti. Evet muhtelle işgal altındaki Filistin'de bulunur diyor. Sorumuza nasıl cevap vereceğiz? Eyne nerede tegav bulunur? Medine tül kudsi. Kudüs şehri nerede bulunur? Diyeceğiz ki şuray aynen aldık. Bakın buraya kadar bir diyorum. Tegao medinetil kutsu fi filistinil muhtelle. Yani işgal altındaki Filistin'de bulunur. Buraya da iki diyorum. Bu iki cümleyi alta yazacaksınız. Kelimeleriyle birlikte birleşik şekilde. İnşallah bir gün Kudüs'ümüzde, ilk kıblemizde özgürlüğüne kavuşur diyerek dua edelim. Bir diğer cümlemiz aşağıdaki cümlenin anlamını yazınız diyor. Bakın burada ilk kıblemiz işte Mescid-i Aksa'yı görüyorsunuz. El Mescidul Aksa Emame Kubbetü Sahrati. Anlamı şu. Mescidi Aksa Mescidi Aksa Emame burada önünde anlamı katıyor. Neyin önündeymiş? Kubbetü sahranın önünde. Hani sarı bir kubbesi olan cami var ya peygamberimizin miraca yükselmiş olduğu yer. Kubbetü sahranın sahranın önündedir. Aynı bölgede orada ama siyah e, kubbeli olan mescid Aksa sar olansa Kubbetüs sahra. El mescidül aksa emame önündedir Kubbetüs sahra. Kubbetüs sahranın önündedir. Evet yukarıda da anlattığımız üzere aşağıdaki tarih yapın ismini Arap olarak yazınız. Bakın burası işte Kubbetüs sahra. Bunun tam önünde de mescid aksa var. Burayı şekilde yazacaksınız. Önce kubbetü şu şekilde. Kubbetü. Daha sonra es sah ra ti şeklinde kubbetü sah ra şeklinde yazarsa kubbetü sahra olur. Burada bir de hı'yı unutmayın. Sah diye üzerine nokta koymamız gerekiyor. Kubbetü sahrati. Diğer sorumuz aşağıdaki yazlık elbiselerin isimlerini Arapça olarak yazınız diyor. Bakın birincisinde çorap var. Qurabun şeklinde Şu şekilde yazarız. Qurabun çorap anlamına gelen e, Arapça bir kelime. Diğerinde ne var? Bakın orada da yazlık elbiselerden short var değil mi? O zaman ne yapacağız? O olmadığı için Arapçada şurt diye yazacağız. Harekesini de şu şekilde koyabiliriz. Şurt yazdık. Elbiselerimizden ikisini de böylece öğrenmiş olduk. Bir diğer cümlemiz bugün hava güneşlidir cümlesini Arapça olarak yazınız. Öncelikle sırasına yazacağız. Yani önce bugün ardından hava ardından da güneşlidir. O zaman yazalım. Bugün neydi? Yevmün gün el yevmi olduğu zaman bugün. Bu şekilde yazıp harekete koyduk. El yevmü bugün hava neydi? El cevvu el yevmü bugün el cevvu hava şayet güneşliyse sizin oralarda müş misün şemsün güneş müş misün de güneşli şeklinde müş mi diye yazarız el yevmü el cevvü müşmüsün burada neye dikkat ediyoruz birleşmeyen harfler elif dal zel, ra z ve vav kendisinden sonraki harflerle birleşmez diğer harflerimiz ilk başta ve ortada kuyruk kısımlar gider sondaysa aslına döner mesela t harfini düşünün başta bu şekilde ortada bu şekilde sondaysa bakın aslına döner birleştirme kurallarını muhakkak öğrenmemiz gerekiyor şu ana kadar tüm sorularımızı doğru yapan arkadaşlarımız 90 puanı hak etti. Ve son sorumuza heyecanla geldik. 100'e tamamlayalım hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin anlamlarını yazınız. Çok kolay. Önce hareket koyalım. Kâne idi. Yelbesu. Giyiyor idi. Kim? Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz. Melabisu. Cemile. Melabise cemileten diyelim Anlamı şu Baş harflerini yazıyorum Hazreti Muhammed Güzel elbiseler giyiyordu Tamam bu şekilde Hazreti Muhammed güzel elbiseler giyiyordu İkincisi ilbeski -gi Hasebel fusule mevsime göre li veqayetil cismi. Yine baş harflerini yazalım. Vücudunu, bak cisim vücut demek. Vücudunu korumak için mevsimine göre giy diyor. Mevsimine göre giy. Yani yazın kazak giyme, terlersin, üşütürsün, hasta olursun. Kışında şort giyme, tişört giyme yine üşütürsün. Hasta olursun şeklinde. ilbes hasebel fusule li ve gayetil cismi. E, vücudunu korumak için mevsimine göre giyin dedi. Evet değerli arkadaşlar kanalımızda 6. sınıf Arapça ders kitabımızın konularının anlatılmasını izleyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz yerlere göz atabilirsiniz diyor. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.